Cennette sevgi artar mı yoksa hep aynı mıdır? Tabii Allah tecelli ettiğinde cennette sevgi bir yükselme oluyor. Ama sonra yine normale döner. İnsan ne kadar derece aldıysa o kadar sevgisi kalıyor. Yani o sonsuza kadar öyle kalır. Burada ne kadar yükseltebildiyse o kadardır. Yani sürekli artması diye bir konu olmaz. Çünkü hak ettiği kadarını almış oluyor. O zaman imtihanın anlamı kalmaz. Evet. Sevgisizliğin dünyaya hakim olmasını kim istiyor? Sevgisizliğin dünyaya hakim olmasını deccaliyet istiyor tabi. Yani şeytanın iddiası bu. Allah'a diyor ki, insanlar birbirini sevmeyecek, seni de sevmeyecekler. Sevgi diye bir şey yok diyor. Ben bunu ispat edeceğim diyor özetle şeytan. Sadece kan dökecekler, şiddet yapacaklar, egoist bencil olacaklar, acımasız olacaklar. Dolayısıyla insanlar hiçbir şey çıkmaz diyor. Allah da diyor ki, senin dediğin doğru fakat benim salih kullarım üzerine etkili olamayacaksın diyor. Onlar bundan varestedir diyor. Tamam diyor o zaman şeytan, bana müsaade ver diyor Allah, vakit ver diyor Allah'a. Şu an onu görüyoruz. Yani bütün gücünün basılmasının nedeni kendini haklı çıkartmaya çalışıyor. Mesela Akit TV normalde dindar olması gereken, sevgi dolu olması gereken bir televizyon kanalı. Ama dikkat edin, sevgi kelimesi hiç geçmez o kanalda. Hiç. Yani ne yazılarda, ne Akit gazetesinde, ne de televizyonunda, bakın dikkat edin, tek kelime hiçbir yerde sevgiden bahsedilmez. Ne Allah sevgisinden, ne Allah için insanları sevmekten. Hiçbir şekilde bahsedilmez. Ama kavga var. Evet. Bağırtı çağırtı var. Kötü sözler var. Ama sevgi olmaz. Bu birçok kanalda böyle. İşte bu deccalin bir başarısı. Onlar bunun farkında bile değiller. Yani çirkin başarısı. Evet. Köpekle oynayan bir kedi var. Köpekcağızın yapacağı bir şey yok. Ama köpek de tilkim gibi ya. Hı? Bakayım bir daha. Yani tilkiye çok benziyor. Evet, dinliyorum. Milli Savunma Bakanlığı Akıncı üstünde oluşan maddi zarar nedeniyle örgütün elebaşı Gülen ile 500 FETÖ'cü sanık hakkında 4.545.014 liralık tazminat davası açtı. Benim bildiğim Fethullah Gülen 5 kuruş vermez. Hiçbir şekilde de ortaya çıkmaz benim kanaatim. Yani ama diğer elemanlarına açarlarsa onu bilmiyorum ama o adam vermez ya. Ortada yok ki versin. Evet, dinliyorum. Temizlik anlayışımızı ne belirler? Yakışıklı mı? Akıl, vicdan. Kur'an genel emir verir. Allah genel emir verir ama insan onu aklıyla, vicdanıyla bulacak. Yani ne kadar temiz olması gerektiğini kendi aklıyla, vicdanıyla bulacak. Aklına zıt olarak kirli olamaz. Vicdanına zıt olarak kirli olamaz. Vicdanın emrettiği tarzda temiz olması lazım. Evet. Hazreti Mehdi'ye ailesi ve akrabaları karşı çıkacak mı? Hadiste öyle geçiyor. Ailesi onu tanımayacak diyor. Yani hatta peygamberlerde de bu böyledir şeklinde rivayette. Peygamberlere de ailesi karşı çıkıyor genellikle. Mehdi'ye de ailesi tabi olmayacak, yakınları. En az istifade edenler onlar oluyorlar. Evet. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt,
TRT World'de bir programa konuk oldu. Kimit YPG ve PKK ilişkisini kabul etmedi ve ABD ordusunun destek ilişkisi varsa bu Amerikan yasalarına göre suçtur dedi. Güzel demiş, doğru demiş ama var fiilen oluyor. Evet. Yani çayır çayır bunu yapıyorlar. İngiliz derin devleti devlette olduğu için Amerikan'ın buna gücü yetmedi. Aşikar görünüyor. Zaten oradaki açıklamada İngiliz derin devletinin gücünü gösterten bir açıklama. Ya bu Akit TV'de bir tip var. Onun hakkında bilgi var mı sizde? Evet vardı. İnternete geçebiliriz. Tamam. Canlı yayınımıza internetten devam ediyoruz. Çıktı. Rakamları göreceğim şekil getirebiliyor musun sen? Tabii. Evet. Bu adam gene Nöri'nin ekipten herhalde. Evet. Meşhur tiplerden bir tanesi daha. Evet. Hepsi birbirine benziyor zaten. Evet. Bakalım Nöri'nin yardımcılarından bu şahıs hakkında biraz bilgi alalım. Evet, Mehmet Özmen, Akit Ankara temsilcisi ve muhabir haber müdürü olarak görev yapıyor.